Okulu 2018-2019 dönemi birincelikle bitirmeye hak kazanan Dilber Konuk'u sahneye davet ediyoruz. Sayın Kaymakamım, Sayın Protokolün değerli üyeleri, Sayın Hocalarım, kıymetli aileler ve misafirler, mezuniyet törenimize hoş geldiniz. İki yıl önce yaşamaya başladığımız bu öykü nihayete erdiriyor, yepyeni hayallerin başrolü olmaya adım atıyoruz. Bugün burada hüzünlüyüz. Evet, iki yılımızı uğurluyoruz. Ama Cahit Zarifoğlu'nun da dediği gibi, hüzün içinde mutluluk getiren bir zarftır. Bugün hüzünlü bir bitişin yanında yepyeni bir başlangıç yapıyoruz aslında. Kendi kişisel hikayemize, daha keşfedemediğimiz yerler, yapacağımız işler ve aydınlatacağımız ancak karanlıklar var. Şavşat'ta güzel hikayemizin başlangıç yeri. Şavşat'a bir gelen ağlar, bir de giden ağlar sözünü bugün burada daha iyi kavramış olduk. Bizi mesleden ve huzur verici doğası, ilk geldiğimiz günden beri şefkatini ve yardımını bizden esirgemeyen Şavşat halkına şükranlarımı sunuyor. Artvin Çorum Üniversitesi, Şavşat Meslek Yüksekokulu öğrencileri olarak hoş bir seda bulduğumuz Şavşat'ta hoş bir seda bıraktığımızı ümit ediyoruz. Bu güzel hikayenin sonunda benim arkadaşlarımın hayallerini en güzel şekilde yaşamasını en içten dilerim ve temenni ederim. Şunu unutmayalım ki arkadaşlarım, diplomalar sadece mesleği kazanmak içindir. Mesleğin idrakına varmak ise diplomaların ötesine müthiş bir olaydır. Bu mesleğin zorluklarını da, güzelliklerini de hastane ve huzur evinde yapmış olduğumuz stajlarımız vesilesiyle tatma imkanı bulduk. Zorluklar bizi yıldırmadı, güzellikler ise bu mesleği daha çok bağladı. Bu şuuru bizi kazandıran, mesleğimizin önemini aşılayan, kendini geliştiren nesiller olmamız için tutan hocalarıma, ben ve bütün arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmamı sonlandırırken, Şavşat'ta eğitim ve öğretim süreci boyunca yanımda olan tüm sınıf arkadaşlarıma, bana kendi ayaklarım üzerinde durma imkanı veren babama, her zaman benim arkamda duran anneme ve her sene gidip yanımda olan ablalarıma sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyor, ailemin ellerinden öpüyorum. Kocaman bir aile olarak eğitim öğretmenimiz
sayımızda 3 yılda 200 numaralarına çıkarmış olmayı hedefliyoruz. Bu sene okulumuzu akademik ile açtığımızda öğrencilerimizi okuldan çok inşaat şantiyesi olarak karşıladık. Okulumuzun fiziki olarak çok fazla eksiği vardı ve tadilat dönemi istenmeyen durumlar neticesinde akademik yıl içerisinde denk geldi. Okulumuzda dış kaplamadan elektrik tesisatına, dış duvarların yenilenmesinden hoca odalarının yapılmasına, boyasından ısıtma sistemi tadilatına kadar birçok alanda çalışmalar yapıldı. İnşaat sürecinde eksik kalan alanları da bu sene yaz tatili sürecince bitirip yeni yıla eksiksiz başlamak istiyoruz. Bu inşaat süreci içerisinde meydana gelen ses, gürültü, fiziki imkan, kısıtlılara rağmen hiç şikayet etmeden azimle çalışan sayın hocalarıma bu erdemli davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu süreçte bir dönemin inşaatçı olumsuz şartlarda eğitim görmelerine rağmen şikayet etmeyi bırakın, bizde destek olan siz değerli öğrencilerine de gösterdiğiniz olumluluktan dolayı teşekkür ediyorum. Tek tek gözlerinizi görüyorum. Okulumuzda mevcut olan programlarımız hakkında birkaç şeyden bahsetmek isterim. Açtığımız bölümler ve programlar toplumumuzda ihtiyacımızın asıl olduğu alanlar gözetilerek açılmaktadır. Sırf öğrenci sayımızı artırmak için değil, toplumumuzun ihtiyacı olan alanlarda kalifiye eleman yetiştirerek okulumuz açıklarında en büyük sorunlarından olan barınma sorununu 2018-2019 tarihine itibaren faaliyete geçen Söğütlü Mahallesi'ndeki KYK'ya bağlı kız yurdumuzun açılmasıyla yurt sorunumuz kalıcı olarak çözülmüştür. Yurdumuz 110 öğrenci kapasiteli kız yurdu olarak planlanmıştır. Bu yurdun tahsisinde maddi ve manevi desteğini bize destekleyen, her türlü yardım sağlayan sayın dinleyicilerimiz Doktor İsmail Kışlay'a ve görüşlerimizde sürekli destek olan sayın yurdumuz Profesör Doktor Tarık Kıtık Hocam'a ve bu süreçte ismi çok geçmese de emeği esirgemeyen, şavşaklı, duyarlı, gayretler kişilerine en içten teşekkürlerimi arz ederim. Güzel şavşaklımızın değerli yöneticiler, eksik olan bir yanımız var. Onu da burada arz etmek istiyorum. Ve tek öğrencilerimizin yurdu yok ve barınma konusunda ciddi anlamda sıkıntı yaşamaktadır. Bu sene gelen öğrencilerimiz arasında barınma sorunu nedeniyle ya kayıt aşamasında ya da eğitim süreci içerisinde ikiler öğrencilerimiz oldu. Eğitim öğrencilerin yurt sorunu gelişimi sayımızın artacağı göz önüne alındığında acilen çözüm beklemektedir. Bu süreçte bir oluşmaların eğitim öğrencilerimizin geçim tavsiyesiyle bize yardımcı olan sayın kaymakamımıza ve ilçe milli eğitim müdürümüze şükranlarımı sunuyorum. Senin başarılı bir hocamızın okulumuzdan ayrılması sebebiyle hoca ihtiyacımız oldu. Bu süreci çalışma içinde oldular. Biz onları çok sevdik. Bundan sonra da ihtiyacımız olduğunda hep yanımızda olacaklarını biliyoruz. Kendilerine özverili katkılarından dolayı huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Biz şanslı bir sürü okul ailesi olarak huzurlu ve uyumlu bir çalışma içerisindeyiz.
bize çağdaş dediğimize bir donanım. Tıbbi bilgilerle yetiştirdiğimiz öğrencileri bugün mezun ediyoruz. Bu evlatlarımıza ne kadar gururluysak azdır. Onlar ülkemize, milletimize hizmet etme adına yetişmiş bireylerdir. Hiçbir zaman dualarımızı eskiyemediğiniz yavrularımızı 2 yıldır çarşıda misafir etmek, bugün emanetlerimizin ülkesi ve milletimizde de hazır haberçilere donanımlı bir şekilde teslim ediyoruz. Buraya kadar sabrettiğim çocuklarımızın ve bizlerin en güzel günlerimizde yalnız kalmamaya utanmadığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler, sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizler umudumuz, geleceğimizsiniz. Bu aziz milletin evladı olarak değerlerimize sahip çıkmak birinci görevimiz olsun. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı canımızdan çok severim. İnsanlara ve dünyaya yaradanınız, sev yaradanlar ötürü anlayışıyla bakın. Bildiğiniz üzere milletimizle, devletimizle karşı zaman zaman hayır savunmalar yapıldı, yapılmakta. Binlerce yıldır bu topraklarımızda yırtılan, atalarımızdan layık olmak için çok çalışmalıyız, hep uyanık olmalıyız. Atatürk'ün gençliği hitabesini özümseyerek okumalıyız diyor, mevcut öğrencilerimize ömür boyu başarılar diliyorum. Olmaya çalıştığınızda diğerleri zaten otomatikman arkasında
inşallah bugünden sonra, biz olduktan sonra iyi bir insan olmaya çalışırsınız diye haddim olmayan bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Tekrardan hep buradan ailelerinize seslenmek istiyorum. Bir çocuk okutmak gerçekten çok zor. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Ben size bu durumda ailelerini tebrik etmek istiyorum. Teşekkür etmek istiyorum. Sayın Kanka.